Herkese merhaba, gönül erenleri, gönül bacıları. Ben Cem Kervan. Bu hafta Her İman Eden adlı bir deyişi paylaşmak istiyorum sizinle. İsa ruhuyla dara çekilirken, çarmıha gerilirken iki haydut, eşkıya, terörist, o dönemde bütün haydutlara, eşkıyalara terörist diyorlardı. Biri sağında, öteki solunda dara çekildiler. Ve her üçü de orada çarmıha gerilmişken işte ölüyorlar. İlk başta herhalde ikisi, yani hem sağındaki hem solundaki, İsa'yla alay ediyorlardı. Dalga geçiyorlardı. Ama sonra o ikisinden biri herhalde yavaş yavaş bazı şeyleri idrak etmeye başlamış. İtiraz ediyor. Şöyle, yanında dara çekilmiş suçlulardan biri, "Yani sen Mesih'sin öyle mi? Hadi ispat etsene. Kendini kurtar. Ha ve bu arada bizi de kurtarıver." diye alay edip hakaret etti. Ama diğer suçlu onu azarlayarak şöyle dedi: "İdama mahkum edildikten sonra bile Allah korkusu hiç mi yok sende? İşlediğimiz suçların bedeli olarak ölmeyi hak ediyoruz biz. Fakat bu adam hiç kötülük yapmadı ki." Sonra, "Ey İsa, dünyaya şah olarak geri geldiğin zaman beni hatırla," dedi. İsa ona, "Emin ol, bugün benimle birlikte Hakk'ın bahçesinde olacaksın," dedi. Hakk'ın bağında, yani bu bağ kavramı çok önemli. Hakk'ın bahçesi, Hakk'ın bağı, Hakk'ın bağında. Zaten bahçe kelimesi bağ kelimesinden türemiştir. Bağ, bağca, bahça, bahçe. Şimdi Tevrat'ta Adın ve Aden bahçesi vardı. İbranice'de Gan Eden ve Arapça'da Cannat Adın. Cannat Adın. Cennet kelimesi bu bahçe kelimesinden, cannat kelimesinden türemiştir. Bu manevi bahçe bazen Firdevs veya Firdevs bahçesi olarak da bilinir. Ve İsa diyor ki, bugün bu manevi, tabii fiziksel bir bahçeden bahsetmiyoruz. Manevi bahçede benimle birlikte Hakk'ın huzurunda olacaksın diyor. Böyle bir vaat veriyor adama. Ve deyişte her iman eden kurtulur sonunda diyorum. Çünkü son anda bile, yani adam orada dara çekilmiş, ölüyor ama iman ediyor ve İsa diyor, "Sen kurtuldun." Yani son anda bile her iman eden sonunda kurtulur. Evet, deyişe geçeyim. İsa'dan başka çarmıha gerilen, biri sağında öteki solunda, iki suçlu vardı mahkum edilen. Her iman eden kurtulur sonunda. Bu suçlulardan biri alay etti: "Ey sen güya Mesih'mişsin öyle mi? Haydi kurtar kendini de bizi de. Her iman eden kurtulur sonunda. Haydi kurtar kendini de bizi de. Her iman eden kurtulur sonunda." Öteki suçlu onu azarladı. "Allah'a karşı korkun yok mu?" dedi. "Aynı cezayı çekiyorsun sen de. Her iman eden kurtulur sonunda. Biz bu cezayı hak ederiz," dedi. "Suçun bedelidir diye söyledi. Fakat bu adam hiç suç işlemedi. Her iman eden kurtulur sonunda. Fakat bu adam hiç suç işlemedi. Her iman eden kurtulur sonunda. Tanrı'ya dönüp imanla şöyle dedi: Ey Şah İsa şahlığa geldiğinde, Şah beni hatırla diye söyledi. Her iman eden kurtulur sonunda. Kervanım Şah ona sevgiyle baktı. Dedi ki bugün benimle birlikte hak bağında olacaksın gerçekte. Her iman eden kurtulur sonunda. Hak bağında olacaksın gerçekte. Her iman eden kurtulur sonunda. Evet, her iman eden kurtulur sonunda. Son anda iman etse bile yine kurtulur. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin, abone olun, yorum yazın, canlarla paylaşın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, barışla kalın, esen kalın, hoşça kalın.